Merhaba arkadaşım, Cengiz Özay'la Ayarlı Edebiyattasın denemelerimizin 26.'sıyla baş başayız. Yine bomba gibi bir deneme ile karşı karşıyayız. Sizleri seviyoruz. Bunu her denemede dile getiriyoruz. Çünkü biz beraber bu yola çıktık. İnşallah güzel bir şekilde de bu yolu noktalayacağız değerli arkadaşım. Ne diyorum? Başın düşerse dara, hiç sıkıntı etme, Ayarlı Edebiyatı ara. Haydi hocam, birinci soruyla denememize başla. Bir karşımda aşağıdakilerden hangisinde verilen dizelerde hem uyak hem de redif kullanılmamıştır? Şimdi laf ına, taraf ına, ına ına bunlar isimlere eklendi. Yazılışlara, görevlere aynı redif oldu. A ve F sesleri de tam kafiye, tamam. Yalandır, yalandır, redif hocam. Kul u, yol u. Buradaki L sesleri de yarım kafiye, bu da gitsin. Göl olmaz, gül olmaz. Buradaki olmazlar redif, L sesleri yarım kafiye. Mahir, zahir. Hocam yazılışlara aynı kelime yok. Tamam. Görevleri aynı, ek de yok. Ahir, ahir seslerine ben ancak zengin kafiye diyebilirim. Yani redifim yok. Olamaz, bilemez. Ol, bil. Bu emez, amazlar redif. L sesleri de yine yarım kafiye olması gerekiyor. 2. Bu dörtlükte verilen söz sanatlarından hangisi yoktur? Şimdi yoktur diyor, bakın. Muhammed'e, Bilal'e kuyu kazdılar. Muhyiddin'i taşa vurup ezdiler. Nesimi'nin derisini yüzdüler. Ağla sarı sazım belki kâr eder. Şimdi teşhis. Hocam saz ağlar mı? Nereden ağlasın saz yani? Telmih, hatırlatma. Ve hocam bunlarda birer hatırlatma sanatını görüyorsunuz zaten. Nesim, Muhyiddin, Muhammed falan. Tamam, bunlar olabilir. Tek tek gidelim. Tezat, zıtlık. Muhammed'e bile kuyu kazdılar. Muhyiddin'i taşa vurup ezdiler. Nesimi'nin derisini yüzdüler. Ağla sarı sazın belki kâr eder. Şimdi zıtlıkla gören bir şey yok burada. Demek ki 3 seçeneklerim içerisinde olacak. Şu gitsin burada. Zaten biri elemiştik. 3, 4. Tariz zaten parçanın geleni okuduğunuzda ne yapıyor arkadaşlar? Hep bir şeyleri eleştiriyor, iğneliyor. O yüzden tarih sanatı burada var. 4'te gittiğinde cevabımızın E seçeneği kalması gerekiyor. 3. Bu şiirde şair aşağıdakilerden hangisine öncelik vermiştir? Bedava yaşıyoruz, bedava. Hava bedava, bulut bedava, dere tepe bedava, yağmur çamur bedava, otomobillerin dışı, sinemaların kapısı, cam mekanlar bedava, peynir ekmek değil ama acı su bedava, esirlik bedava. Bedava yaşıyoruz, bedava. Hocam bu hangi şiir sizce? En sevdiğiniz soru yine. Garip şiiri gibi duruyor, gördük mü? Tamam, bir kere burada imge falan gitsin. Sanatlar ölçü zaten yok. Duygu yok. Konuyu bana vurguluyor. Konuyu. Ne diyor bak? Peynir ekmek değil ama acı su bedava. Esirlik bedava. Eleştiriyor bir şey değil mi? Sıkıntı var bir yerde. O zaman konuya öncelik verilmiştir diyebilirim. 4. Bu dörtlükle ilgili olarak hangisi yanlıştır? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11'li ece ölçüsüyle yazılmış duraklı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam, bu 6 artı 5. Satirik nitelik taşır. Satirik neydi eleştiri? Arıyı peteği bal özünü de, yeşili çimeni kır sözünü de, unuttum unuttum gökyüzünü de, kuş nasıl uçardı anlat mektuba. Burada satirikle ilgili bir şey göremedim. A-A-A-B baktık. A-A-A-B tamam. Tenasüp uygunluktu. Arı, petek, bal olabilir. Uyak ve redife hemen bakıyorum. Sözünü de, özünü de, yüzünü de, gökyüzünü de, sözünü de, özünü de. Bakın öz, söz tamam. Buradaki ünü de, ünü de, ünü de tamam arkadaşlar. Bunları redif alabiliriz. Uyaklarda yine var. O zaman satirik şiir bu seçenekte dörtlükte yok. 5. Bu dizelerdeki söz sanatı hangisidir diyor. Aşağıdakilerden hangisidir? Başın gözün ne istiyor? Bir sadaka ver, kurtul ver. Hem sen rahatlarsın hem de onlar. Bak ne yapıyor? Direkt ver, kurtul diyor ya. Sıkıntı yok. Akis tersinden söyleme. İstifham soru sorma. Tezat zıtlık, intak konuşturma, terdit şaşırtma. Ver, kurtul diyor. Sen de rahatlarsın, onlar da rahatlar. Şaşırttı birdenbire. 6. Verilen eşleştirmelerin hangisi doğrudur? Şu Sakalara ait. Oğuz Kağan Göktürklere değil. Kime ait hocam? Hunlara. Bozkurt Göktürklere.
Türeyiş Uygurlara, Manas Kırgızlara. Cevabım A seçeneği oldu. 7. Orta oyunu ile ilgili hangisi yanlıştır? Palanga denen orta oyunu alanı daire ya da elips biçiminde olur. İzleyiciler bu alanın çevresinde sıralanır. Güzel. Palanga önemli bakın. Başlıca dekoru Yeni Dünya denen ve kafesli bir paravan ile iki kanatlı daha küçük bir paravan. Bu da genellikle dükkan olarak kullanılıyor. Tamam. Gitsin. Klasik bir orta oyunu Karagöz oyundakine benzer biçimde giriş, karşılıklı konuşma yani muhavere, fasıl ve bitiş bölümlerinden oluşur. Güzel. Burada şu muhabere kendi içinde tekerleme ve arz var diye ayrılır. Bunu da bilelim. Alana önce çalgı eşliğinde oyunun iki ana tipinden biri olan pişekar gelir. Tamam. Daha sonra oyunu başlatır. Daha sonra kavokluyu çağırır, o gelir. Hem yazılı hem sözlü metne dayanan orta oyununu bulan ve yaygınlaştıran Şeyh Küşteri'dir. Şeyh Küşteri Karagöz perdeye yansıtan kişi, yani onları tasvir eden kişi. O yüzden E seçeneği yanlış oldu. 8. Halk edebiyatına ait aşağıdaki verilen terimlere ilişkin tanımlardan hangisi yanlış? Kavuştak. Halk edebiyatında bentler arasında tekrarlanan, bağlama ve nakaratla aynı anlamda olan ve türkülerde sık kullanılan kavram. Güzel. Tamam. Cönk, Türk halk edebiyatında saz şairlerinin kendilerinin veya başkalarının şiirlerini derledikleri, uzunlamasına açılan, çoğunlukla deri arkadaşlar. Evet, güzel. Devriye, pirlerin ve mürşitlerin tarikata yeni giren dervişlere öğüt vermek, çeşitli konularda bilgilendirmek ve tarikat derecelerini ve tarikat adabını öğretmek için söyledikleri şiirlerdir. Devriye hocam bakın şöyle devrediyor, dönüyor yani. Yani bu bana ne anlatıyor? Allah'tan geldik, yine Allah'a döneceğiz. Devir nazariyesi. Bu parçada anlatılan ne olması lazım? Nutuk olması lazım. Burada yanlışlık var. Muamma, mani, bunları da arkadaşlar bilmekte fayda var. 9. Bu parçadaki numaralanmış bilgilerden hangisi yanlıştır? Nedim 18. yüzyılda Lale Devri'ndeki divan şiirinin en önemli isimlerinden. Nedim'i gördün, Lale Devri'ni gördün. Bunlar hep birbiriyle bağlantılı. Nedim'in şiirlerinde tasavvufun ve dini duyarlılığın etkisi yok. Çok güzel. Zeka, şuhluk, şuhane gazel, nükte ile ince bir duyarlılığı birleştirmeyi başarmış. Sevki Hindi akımının önemli bir temsilcisi. Sevki Hindi akımının en önemli temsilcisi Şeyh Galip. Hocam Naili belki denir, Neşat denir. Ama sakın ola Nedim deme. Nedim nerede? Mahalleleşme akımında. O yüzden 4. öncülümün yanlış olması gerekiyor. 10. Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır? Sade nesrin, biliyorsunuz ki divan nesri 3'e ayrılıyor. Sade nesir, süslü nesir ve orta nesir diye. 15. yüzyıldaki en önemli temsilcisi kabul edilen Sinan Paşa, Tazarruname adlı eseri nazım türünde yazılmış olmasına rağmen seci ve cinaslarla, seci neydi? İç uyaktı. Şiire yaklaşır diyor. Tamam, Tazarruname, Sinan Paşa, 15. yüzyıl, seci, bunlar hep birbiriyle bağlantılı ama Sinan Paşa'nın bu eseri sade nesrin değil, süslü nesrin bir örneği sayılır arkadaşlar. 11. Bu parçada boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Sadece 14. yüzyılın değil, bütün Türk edebiyatının da en usta şairlerindendir. Tamam, 14. yüzyılı aldım. Türkçe ve Farsça ile mesneviler, gazeller, rubailer, tuyular yazmıştır. İlahi aşkın verdiği heyecanla yazdığı Türkçe şiirlerinde ahenkli ve çok düzgün bir dili var. Bu şiirlerde huruflik inancının izleri de görülüyor. Zaten bu sebeple ne yapılıyordu? Derisi yüzülerek İdam ediliyordu, öldürülüyordu. Fuzuli bir kere 16. yüzyıl. Hocam Kadı Burhanettin, Gülşehri, Aşık Paşa ve Nesimi, bunların hepsi 14. yüzyıl. Ama ben nereye gitmem lazım? Özellikle Hurufilik'ten Nesimi'ye gitmem gerekiyor. 12. Bu parçada boş bırakılan yerlere hangisinde verilenler sırasıyla getirilmeli? Halit Ziya, idealist bir şair olan Ahmet Cemil'in iç dünyası. Hocam Ahmet Cemil zaten çok önemli ve bilindik bir karakter. Mai ve Siyah da var. Bunlar gitti. Devam ediyorum. Böyle anlattı bana bunu kısaca. Yine Ahmet Cemil'in Mai ve Siyah'ı 10. yüzyıl kitabında vardır. Soru olarak da gelebilir. Zaten Halit Ziya'yı çok soruyorlar. Nokta nokta batılı yaşam tarzına kaymış zengin bir Türk ailesinin hayatı ayrıntılarıyla ele alınmış. Bakın batılı yaşam tarzı. Bu da nedir? Aşkı Memnu'da var. Cevabım E seçeneği olması gerekiyor. Başın düşerse dara
ayarlı edebiyatı ara. Haydi 13. Bu parçada özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? 1900 yılında Tevfik Fikret'in dergiden ayrılmasından sonra Servet Fünun dergisinin yönetimini üstlendi. Zaten Tevfik Fikret de buraya Recaizade Mahmut getirmişti. O yüzden Recaizade Mahmut Ekrem Servet Fünun'un kurulmasında etkiliydi, bunu bilelim. 1901'de ikinci romanı Hayal İçinde, Nadidesi de var yine, güzel eseri verdi. Edebiyat ve Hukuk adlı yazısıyla buranın kapanmasına sebep oldu. Daha gitme hocam. Kimden bahsediyor? Hüseyin Cahit Yalçın'dan. Süleyman Nazif'le ilgili Fırak-ı Irak, Gizli Ficanlar önemlidir. Cenab-ı Şahabettin'i zaten sık sık soruyoruz. Ahmet Şuayb denince özellikle bakın, Servet-i Fünun'da eleştiri denilince aklımıza gelmesi gereken ilk kişilerin başındadır Ahmet Şuayb. Bunu da bir kenara not edelim. 14. Rauf'a ait bu eser aşağıdakilerden hangisinden alınmış olabilir? Şimdi bakın esere şöyle bir bakın. Sanki böyle dize gidiyor. Tamam mı? Ama şimdi bir okuyalım. Deniz karşıki sahilin kumları üstünde dalgın dalgın nefes alıyor. Manzara mahmur bir sükunu tam içinde tulu-i kameri bekliyor. Yavaş yavaş tekasüf eden zırh-ı arz Beykoz'un üstesinden nebaan eden sabah nurlarına benzer billurun iltimatlarla gecenin eşbaha verdiği kış falan böyle gidiyor. Zaten dilavar. Zaten Servet Fünun'un olduğu açık. Mehmet Rauf'u da bana vermiş. İçeren neredesin Ahmet Kutsi Tecer? Batarya ile Ateş, Süleyman Nazif. Siyah İnciler hocam, tamam. Siyah İnciler kimin eseri? Mehmet Rauf'un. Bu benim cevabım olabilir. Çal Çoban Çal, Süleyman Nazif yine. Okunucundan da, Erenlerin Bağından okunucundan Yakup Kadri. Hocam Mehmet Rauf, mensur şiir, Siyah İnciler cevabımın olması gerekiyor. 15. Hangisi bu parçada sözü edilen sanatçıya ait değildir? Hiç parçayı bile okumamıza aslında gerek yok. Niye yok? Ben bunları bildiğimde cevabı çıkaracağım. Kuyruklu Yıldız Altında İzdivaç, Hüseyin Rahmi. Şıp Sevdi, Hüseyin Rahmi. Şık yine Hüseyin Rahmi. Nimet Şinas, Gulyabani, Hüseyin Rahmi. Sonsuz Panayır, Halide Edip Adıvar'ın yine bir eseri. Cevabım zaten geldi. Parçada önemli şeyler var mı? Bakın bağımsız olması önemli. Ahmet Mithat'ın halk için roman yazma geleneğini devam ettirmesi önemli. Naturalizm akımının önemli bir temsilcisi olması önemli arkadaşlar. Gözlem ve çevre tamam. Özellikle bakın sokağı edebiyata taşıması da yine bizim için çok 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 önemli. Yukarıda özeti verilen roman ve bu romanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi Meftun Bey, Paris'te eğitim görmüş, alafrangalık hevesinde olan bir tip. Ah bu Paris, yaktın bizi Paris. Daha sonra babasından kalan köşkte yaşarken komşusu Kaşıkçılar Ketüdağısı Kasım Efendi'nin kızı Edibe Hanım'la evlenerek daha zengin olmayı planlıyor. Böyle gidiyor Meftun, Kasım falan Edibe. Bunlar aralığında olay devam ediyor. Sonra bak Kasım Efendi bunları öğrenince felç geçirir diyor. Araba sevdasında İhruz Bey var. Gönül Hanım'da zaten Ahmet Hikmet Müftüoğlu Tolun Bey. Genç kız kalbini geçtim hocam. Kiralık konak Yakup Kadri'nin Seniha'sı, Sekine'si, Servet Bey'i, Naim Efendisi falan var. Şıp Sevdi'den bana ne yaptı? Parça bahsetti. 17. Hangisi fecaati için söylenemez? Servet Fünun'a bir tepki olarak ortaya çıkmasına rağmen şiir sahasında bu edebiyatın özelliklerini sürdürürler. Arapça ve Farsça kelime ve tamlamalarla dolu, günlük dilden uzak, kapalı bir şiirleri var. Aruz vezninden tamamen vazgeçmişler ve serbest müstezat türünü daha da geliştirmişler. Tamam serbest müstezatı geliştirsinler, devam etsinler ama aruz vezninden tamamen vazgeçme gibi bir şey yok. Zaten ne yaptı Ahmet Haşim bu dönemde? Bütün şiirlerini aruzla yazdı. O zaman C seçeneği yanlış olmuş oldu. 18. Numaralanmış romanlardan hangisi? Romanda işlenen kişiler bakımından öğretmen subay eşleştirildiğinde dışta kalır diyor. Şimdi Yeşil Gece'de Şahin Bey var. Şahin Bey idealist bir öğretmendi. Ateşten Gömmek Gömlek'te Binbaşı İhsan olsun. Vurun Kahpeye'de Aliye var. Aliye yine öğretmendi. Yaban'da Ahmet Celal var. Celal yine bir subay. Şimdi İhsan'la Celal'i, Şahin Bey'le de Aliye'yi ne yaptım? Eşleştirdim. Kiralık Konak zaten kuşak çatışmasını işliyor idi. 18'de gitti. 19. Bu parçada boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Açtım yine gözlerimi bakın.
Şimdi ne diyor? Gözleme dayanan eserleri var. Anadolu'yu tanıtmış. 20. yüzyıl romancılar arasında seçkin bir yere sahip olmuş. Daha sonra Türkçeyi ustalıkla kullanmış. Çok eseri var ama en önemlileri diyor memleket hikayeleriyle gurbet hikayeleri Refik, Halit, Karay olması gerekiyor. Yakup Kadri'nin bütün romanlarına bakın. Kiralık Konak. Daha sonra Yaban. Daha sonra Panorama. Ankara. Nur Baba. Küm Gecesi. Sodom ve Gomorra. Hep o şarkı. Lütfen bunları bilin. Bu yıl içime doğuyor. Yakup Kadri'den bir soru gelme ihtimali yüksek. 20. Bu parçada özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? İkinci yeni akımının özgün örneklerini verdi. Şimdi bakıyorum. İkinci yeni, ikinci yeni, ikinci yeni, ikinci yeni ve ikinci yeni. Hepsi ikinci yeni. Şiirinde zamanla sevinç yerini bunalıma, toplumsal dengesizlikleri eşleştirme kaygısı yerini yıkıcı bir umutsuzluğa bırakmış. Dize işlevini yitirdi gerekçesiyle yeni arayışlara yönelmiş. İkinci yeni içindeki bazı şairler gibi anlamsızlığı savunmamış. Tamam böyle gidiyor. Çok farklı imgeler kullanırken bile düşünce ögesini göz ardı etmemiş. İkindi üstü, yer çekimli karanfil ve tragedyalar önemli eserlerindendir diyor. Hocam yer çekimli karanfil zaten kesinlikle bilinmesi gereken eser Edip Cansever olması gerek. 21. Bu parçada boş bırakılan yere hangisini getireceğiz? Mistik metafizik yöne ağır basan şair. Şimdi mistik metafizikten burada bir şey çıkmaz. 80 sonrası Türk şiirinin önemli isimlerinden. 80 sonrası Türk şiiri bakın. Hocam buradan da bir şey çıkmaz. İroni ve lirizmi armağanlamış bir söyleyişi var. Şehir yaşamını ve ilişkilerdeki hızlı değişimi ironik bir biçimde de işlemiş. İntihar İlacı, Su Burcu bu iki önemli eser. Bakın bunlar bilinmesi gerekir. Ne olur ne olmaz buradan soru gelebilir. Kasım 2014'te verilen Necip Fazıl Şiir Ödülü'nde kazanmış. Daha sonra Necip Fazıl'ın oğlu Mehmet Kısakürek ona bu ödülü vermiş. Kimden bahsediyor? Hüseyin Atlansoy'dan bahsediyor. 22. Bu parçada boş bırakılan yere hangisi getirilecek? Hikayeleri Sait Faik Abasıyanık hikayelerini hatırlatır dedi. Yani Çeo tarzı olabilir. Avare insanların anlık yaşamları, aile içindeki sarsıntılar, yakınların ölümü, ihanet falan böyle gidiyor. Daha sonra sanatçı Gazoz Ağacı'nda da benzer konuları işlemiş. Şimdi Gazoz Ağacı beni Sabahattin Kudret Aksal'a götürür. Memduh Şevket Esendal'da özellikle Ayaşlı ve Kiracıları, Mendil Altında Otlakçı bunları bilelim. Sabahattin Ali'de arkadaşlar kesinlikle bilinmesi gereken eser nedir? Tabii ki Kuyucaklı Yusuf, Kürk Mantolu Madonna, Değirmen, Kağan'ı gibi eserler. Vüsat Oğbener, Ferit Ödgü bu yıl gelir mi? Gelebilir belli de olmaz. 23. Hangisinde boş bırakılan yere ayraç içindeki nazım şeklinin getirilmesi bilgi yanlışına yol açar. Şimdi birincisi şarkı. Bakalım divan edebiyatının dörtlük nazım birimiyle oluşan aşk, sevgi, tabiat, eğlence gibi konularda yazılan 3-5 arasında dörtlük sayısı değişen lirik şiirler şarkı olabilir. İkincisi murabba. Murabbalar biliyorsunuz A, B, 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 A, C, C, A. Evet dörtlük. Şimdi bazı arkadaşlarımız hocam bunlar dörtlük mü, bent değil mi falan demesin sakın. Dörtlük de bir benttir. Çok fazla dörtlük olduğunda bunlar bent oluyor. Tamam. Rubai divan edebiyatına Türklerin kazandırdığı bir nazım şekli. Hocam Türklerin divan edebiyatına kazandırdığı nazım şekli birisi şarkı, biri de tuyu olması gerekiyor. Zaten tuyuyla rubai bu yönüyle benzer karıştırılabiliyor. Cevap C oldu. Terkibi bent. Müstezat'ı ÖSYM birkaç kez sordu. Özellikle müstezatta kısa dizelere ne ad verilir? Tabii ki ziyade. Haydi hocam yine akımla bitirelim. Bu görüşü ileri süren bir sanatçı hangi edebiyat akımını savunuyor diyor. Roman büyük bir yolun üstesinde gezdirilen aynadır bakın. Ayna, he, yapar ayna gerçekleri direkt gösterir. Kah göklerin maviliğini yansıtır. Kah yolun çukurlarında biriken çamuru, sonra da kalkar torbasında ayna taşıyan adamı ahlaksızlıkla suçlarsınız. Çamuru gösteriyor diye aynayı suçlarsınız. Asıl suçlu yolun çukurlaşmasına ve çamurlu suyun birikmesine yol açan bayındırlık görevlidir. Şimdi ne yapıyor arkadaşlar? Gerçekleri direkt bizim yüzümüze ne yaptı? Vurdu. O zaman ben burada ne yapmam lazım? Tabii ki realizm sanatına gitmem lazım. Bazı arkadaşlarım şimdi buradan naturalizme gider mi bilmiyorum ama çok 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 zor. Klasizm zaten akıl sağlıyor. Romantizm duygu hayal, sembolizm şiirde olan bir akım. Evet arkadaşlar yine müthiş bir denemeyle sizlerleydik.
Biz 27. denemede yine burada olacağız. Eğer bizden istediğiniz özel şeyler, özel videolar varsa lütfen bunları yorumlarda yazmayı unutmayın. Diğer denemede görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi çalışmalar.